unutulmaz başkanımız, divan kurulu başkanımız, kimimizin Hasan dedesi, kimimizin Hasan amcası, kimimizin Hasan abisi, tüm camiamızın sevdiği ve saygı duyduğu Hasan Şengel başkanımıza son görevimizi yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Koca Çınar Hasan Şengel başkanımızı her zaman güzel anacağız. Bu camiaya adanmış bir ömür, kulübümüz için bedel ödeyen, bu uğurda hapis yatan Hasan Şengel başkanımız için hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Geri yalnız. Hasan başkanımızı anlatmaya kelimeler yeterli olmaz. Ama tabii ki kendisine yakın kişilerin de duygularını almak isteriz. Şimdi Niyazi Aktaş başkanımızı duygularını ifade etmesi için kürsüye davet ediyorum. Değerli arkadaşlarım, bizi bu acılı günde yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz. Gençler Birliği sevdalısı, büyüğümüz, eski kulüp başkanımız, mevcut divan başkanımız Hasan Şengel abimizi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece kaybettik. Bugün onun defin öncesi kendisini yad etmek için toplanmış bulunuyoruz. Ben kendisini 1976-77 yılları tanmıştım. Bu kadar sevecen, bu kadar alçak gönüllü, bu kadar sevgi dolu bir insan olduğunu o zamanlar tanımış ve sevmiştim. Kendisi o zaman bana gel seni Gençler Birliği'yle yapalım dediğinde ekonomik özgürlüğüm olmadığı için kabul etmemiştim. Ama ilişkimiz devam etti ve sık sık görüşme imkanı bulduk. Konu hep Gençler Birliği'ydi. 1990'lı yıllarda sevgili başkanımız İlhan Cavcav beni kulübe üye yaptı ve bunu takiben 1-2 sene sonra yönetimi aldı. O zaman Hasan Başkan çok sevinmişti ve bana söyledi bir sözü hiç unutmayacağım. Sen ileride bu kulüpte çok daha iyi yerlere geleceksin. Hiç unutma, ben bunu böyle hissediyorum dediydi. Hele başkan seçildiğim genel kurulda bu yan sahada o gün suratındaki ifade, memnuniyet ifadesini hiç unutamıyorum. Hasan abimiz için Gençler Birliği ve Kırmızı Kara 50-60 yıllık bir sevdaydı. Bu kulübü yönetirken altından kalktığı zorlukları tanımlamak mümkün değil. Karşılıksız çekler, karşılıksız senetler ama bu kulübü ayakta tuttu. Bu kulüp için hapse bir girmeyi bile göze aldı. Hasan abi çok büyük bir adamdı.
kulübü 1980'lerde İlhan abiyi buldu ve İlhan abiye kulüp başkanlığını verdi. O günden sonra da kulübün geçirmiş olduğu tarihçe belli, hepimiz biliyoruz. Bugün onu edebiyete yolcu ediyoruz. Kendisini rahmetle anıyorum. Ailesini ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ve sabırlar diliyorum. Hazır hatıra söylediğinde saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun. Nurlar içinde yatsın diyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Divan Kurulu Başkanımız Hasan Şengel'i birkaç cümleyle de anlatması için Divan Kurulu Başkan Vekilimiz Selçuk Bey'i kürsüye davet ediyorum. Efendim, hepinizi saygıyla, sevgiyle karşılıyorum. Onun adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Ben ondan görevi devraldım. Aldığım günden itibaren de elimden geldiğince bunu en iyi şekilde yürüttüm. O da bunun farkındadır. Beni her zaman onlara etmiştir. Ben her zaman teşvik vermiştir. Sayın Başkanım, büyük insan, vefakar insan, cefakar insan. Allah sana gani gani rahmet eylesin. Nurlar içinde yat. Hepimiz senin yaptıklarını biliyoruz ve onunla da övünüyoruz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun efendim. Eski Futbolcular Derneğimizin onursal başkanı olan Hasan amcamızı anlatmak için şu anki dernek başkanımız Saadettin Özkalender'i kürsüye davet ediyorum. Herkese merhabalar. Hasan abi anlatmak cümlelere sığmaz, kitaplara da sığmaz. Hasan abimiz bizim derneğimizin onursal başkanı olaraktan bizlere çok değer verdiğini biz de biliyoruz. Ama Hasan abinin şu gördüğüm arkadaş grubunda iyiliği olmayan bir arkadaşı göremiyorum. Yani herkese bir iyiliği var. Hasan abi, ben bir babamı kaybettim ama bugün ikinci babamı kaybettim. Dolayısıyla derneğin yönetim kurulu adına Hasan abimize ve sizlere, ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Nurlar içinde yatsın, ışıklar içinde uyusun. Allah rahmet eylesin. İyi ki geldiniz, iyi ki varız. Hasan abim ölmedi, öldürmeyeceğiz de. İçimizde yaşayacak. Hepimizin başı sağ olsun. Hasan başkanımızın çok sevdiği değerli futbolcumuz, kulübümüzün efsane kaptanı Cemalettin Sakallıoğlu'nu da birkaç kelime için kürsüye davet ediyorum. Gerçekten çok üzüntülüyüm. Bir baba, bir evlat meselesi. Ben evlat nasıl babasını kaybettiyse aynı duyguları yaşıyorum. Çok üzüntülüyüm. 50 yılımızı beraber geçirdik. Devamlı yanıma gelirdi. Sen benim kadim dostumsun, kader arkadaşımsın derdi. İstediği şeyler vardı. Özellikle bunu çok istemişti. Bana derdi ki, kulüpte kesinlikle bana bir tören yapın. Onun da bir dileği yerine geldi. Gerçekten başkanımız başkan değildi bize. Arkadaş, abi, baba. Bizler de zaten baba olarak görüyorduk Hasan Şengel'i. Gerçekten üzüntüm çok sonsuz. Birkaç tane de anekdot hatırlatmak istiyorum. Kulüp 77-1980 arası
çok zor günler yaşıyordu ekonomik yönden. Beraber baş koyduk, dimdik durdu. Eğer burada bu topluluk varsa, Gençler Birliği yaşıyorsa Hasan abinin eseridir. Gerçekten kulübe kilit vurulacaktı. Ama Hasan abi o kadar bir vefakar, cefakar çalıştı ki beraber çalıştık. Hakikaten bu durumlara geldik. Şu tablo beni çok duygulandırdı. Hasan abi de inşallah bu şeyi görüyordur. Bir sene, her sene kulübün şeyi olurdu, gecesi olurdu. Hasan abi para kazanmak için iki gece yapardı bazen. Sarayın olduğu yerde Marmara Oteli vardı, eskiler bilir. Orada bir gece yaptık. O gecede çok şeyler oldu. En son ikimiz kaldık. Bir gittik müdürün yanına. Borcumuz ne kadar? 80 bin lira. Biz toplamışız 60 bin lira. Ya o kadar tatlı dilliydi ki karşıdaki insanı o kadar güzel duygularını bahsederdi ki bu dedi kulübe hediye olsun dedi. Onlar da kabul ettiler. İnanmazsınız kulüpte maç yemeğini bir başkan, evinin yakında bir market vardı. Oradan alırdı gelirdi ve maç yemeğini başkan, ben, malzemeci üçümüz hazırlardık. Evvelden maçlar 1.30'daydı. O kadar çok şeyler verdi ki ben çok anıları var. Takımı o kadar paramız yoktu, hiç paramız yoktu. Maçtan önce kampı alırdı. Bent Deresi'nde bir Hitit Otel vardı. Orada kampı alırdı. Orada kamp yapardık. Bizleri kamp için Aladağlara götürdü. Paramız yok, Aladağlara götürdü. Yani o yokluk içinde o kadar çok çalıştı. Kendinden o kadar fedakarlık yaptı ki belki de ailesini bile unutmuş olabilir. Ama gerçekten Gençler Birliği eğer bugün buradaysa öncelikle Hasan abi ve İlhan Başkan sayesinde bu duruma geldik. Gerçekten ikisini de rahmetle anıyorum. Gençler Birliği camiasının başı sağ olsun, futbol camiasının başı sağ olsun, ailelere de başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Saygılarımla. Hasan Başkanımızın başkanlığı döneminde genel sekreterlik görevini yapmış olan Ender Bey'i de birkaç cümle için kürsüye davet ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Cemalettin Kaptan benim anlatacağımın yarısını anlattı. Fazla vaktinizi almayın. Maddi yönden çektiğimiz zorluklar o yıllarda biliyoruz, yaşadık. Kaptan da onların dediğiniz gibi başındaydı. Ama onların en ilginci, takımı deplasmana götürecektik bir gün Malatya'ya. Kaptan hatırlar. Bir liramız yok. Her yerden borçluyuz. Ne yapacağımızı, takımın da gitmesi gerekiyor. Şaşırdığımız bir ortamda Posta Caddesi'nin esnaflarından bizzat beni görevlendirdi. Kendi başımızda telefonlar ederek topladığı paralarla Malatya kampa gittik. Pardon, maça gittik. Şimdi o kadar çok şey var ki ben Hasan abiyi sadece spor olarak değil, spor kulübünden değil, aile dostumdu. Çocuklarımın kirvesiydi. Onun dışında ticari bir takım faaliyetlerde bulunduk ama yaptığımız bütün ticari faaliyetlerin gelirlerini o gün şartlarda kulübe bir şey olarak, istina olarak bağışladı. Sadece bir anımı anlatmak istiyorum son olarak. Fazla vaktinizi almıyorum. Biraz da ben de kendim rahatsızım. Tabii duygular da bir ayrı köpürdü. Kusura bakmayın. Bir gün Hasan abiyle senedinden dolayı borçlanları beraber ödemek için Alacaklı'ya gittik. Alacaklı, ismini vermiyorum. O da Allah rahmet eylesin, vefat etmişti zaten. Şöyle bir baktı Hasan abiye. Cemalettin Kaptan dediği gibi o kadar güzel anlatırdı ki. Yani karşı tarafa kendini o kadar güzel ifade ederdi, sevdirirdi. Baktı. Ya Hasan abi dedi. Ben bu parayı senden almasan alırım ama dedi. Bu kulübün hatırı var dedi. Senin yaptığın hizmetler var dedi. Ben bu parayı sana bağışlıyorum dedi.
ama pardon sana değil kulübe bağışlıyorum dedi. O gün ilk defa 50 yıldan daha fazladır beraber Hasan abiyle beraberdik. O gün ilk defa Hasan abinin gözlerinin orada yaşardığını, hep o gülen insan o gün gözlerinin yaşardığını gördüm. Bunu hayatım boyunca unutamıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah rahmet eylesin. Sadece Hasan abiye değil, bu kulübe hizmet eden, geçmişte bütün kırmızı siyahların, gönüllerin, insanların da kabirlerinin nur içinde olmasını diliyorum, saygılar sunuyorum. Hasan Başkanımızın kıymetli kızı Meltem Hanım'ı da duygu ve düşünceler için kürsüye davet ediyorum. Sayın Başkan, sevgili ailem, sevgili arkadaşlarım ve tüm kıymetli misafirler. Ben işim gereği kürsüde konuşmaya çok alışkındım ama bu hayatımın en üzücü, en zor konuşması olacak. Ben babamı çok severim, o beni çok sever. Bana hep pırlantam derdi. Küçükken o mu öğretti bilmiyorum ama ben hep beni babam doğurdu diye dolaşırdım. Ama yani büyümeye başladıkça, bizimle ne kadar az zaman geçiriyor olduğunu gördükçe aslında kulübe ve futbolcularına çok kızardım. Sonra yani tıp fakültesinde okurken daha erken dönemleri, yani bundan herhalde bir 33-35 yıl önce bir Trabzon maçında, Trabzon'da 3-0 yenilince Trabzonspor'a mide kanaması geçirmişti üzüntüden. Yani onu görünce ve bir tıp öğrencisi olarak yani sevgisinin büyüklüğünü kavradım ve onu yani bağımsız bıraktım. Tabii ki her zaman çok seviyorum ama üzülmekten, kızmaktan vazgeçtim. Daha sonra bildiğiniz gibi 11 Şubat'ta acilde başımıza gelen bir yani talihsiz olay diyeyim, olmayabilirdi. Önlemeye çalıştım ama olmadı, çok aniydi. Sonrasında uzun süre yoğun bakımda yattı. Ve uyandı diye beni çağırdıklarında bir baktım, böyle herkes başkanım, başkanım diyor. Şöyle bir baktım, siz niye böyle diyorsunuz dedim yoğun bakım çalışanlarına. Dediler Gençlerbirliği'nin başkanıymış. Nereden biliyorsunuz dedim. Kendisi söyledi dediler. Ya ben haftalar boyu acaba nasıl uyanacak, işte artık bizi hatırlayacak mı, konuşabilecek mi diye düşünürken böylece Gençler Birliği'nin gönlünde ne kadar büyük bir yeri olduğunu bir kere daha fark ettim. Fakat tabii sadece Gençler Birliği değil, ben de. Tabii gidince ben kimim diye sordum. Böyle güldü, İlahi Meltem dedi. Şöyle oh diye derin nefes aldım. Sonra işte 11 Şubat'tan yani 9 Kasım'a kadar böyle yani çok uzun, %80'i hastanede geçti. Ama hep kötü değildi yani. Arada böyle çok iyi günleri, iyi dönemlerimiz de oldu. Ve ben her gün başındaydım. Hep beraberdik. Hatta yani haftalarca baş başa kaldık. Yani bakıcı da bulamadığım zaman ben hep başındaydım hiç ayrılmadan. Orada yani yine gözlediğim, mesela tetkik için bir yere gidiyor. Artık böyle koridorda gören farklı servislerin personeli, artık o kadar çok hastanede kaldık, farklı servislerde kaldık ya, koridorda karşılaşıp Hasan amca diye el sallıyorlardı. Yani böyle bir şey, kendim de hastanede çalıştığım için biliyorum, böyle bir şey mümkün değil. Sonra yine fark ettim bir gün, hep böyle nasılsın diye sorulduğunda hep iyiyim dedi. Yani o en kötü günlerinde bile hep iyiyim dedi. Ya da o uyur halde olduğunu gördüğümüz günlerde bile mesela pozisyon verilmesi gerekiyor. Hep Allah razı olsun dedi. Hep eline sağlık dedi. Ve bir gün bir hemşire hanım işte geldi. Nasılsın Hasan amca diye sordu. İyiyim, sen nasılsın dedi. Ve hemşire hanım böyle dura kaldı. Ne oldu dedim. Bunca yıllık hemşireyim, bana hayatımda ilk defa birisi nasıl olduğumu sordu dedi. Ya benim babam işte böyle birisiydi. O yüzden daha önceleri kızgın olsam da sizleri de artık çok seviyorum. Çok teşekkür ederim.
İyi ki varsınız hepiniz. Yani babam artık sadece bir ölüm istatistiklerinde bir rakam olarak kalmayacak. Yani binlerce kişinin kalbinde yaşıyor olacak. Yani bunu görmüş olduğum için de çok mutluyum. Ne mutlu bana. Yani huzur içinde uyusun. Çok teşekkürler. Meltem Hanım hepimizin içine bazı duyguları işledi. Hasan amcamızı burada hepimiz çok seviyorduk tartışmasız. En son 3 hafta önce buraya gelmişti. Altyapımızı ziyaret etti. Hatta başkanımız sağ olsun hemen geldiğini duyunca onu arabada karşıladı. Nur içinde yatsın. Oğlu Aşkın Bey'i de birkaç cümle almak için davet ediyorum kürsüye. Babam, evindesin. Hepinize teşekkür ederim. Benim bu kadar. Meltem zaten anlattı. Değerli camiamız, Hasan amcamız için, başkanımız için kulübümüzde düzenlemiş olduğumuz törenimiz sona ermiştir. İkindi namazını müteakip Cebeci Asya Mezarlığı'nda son görevimizi yerine getireceğiz. Definden sonra taziyemiz kulübümüzdeki lokalimizde olacaktır. Hepimizin başı sağ olsun. Ha pardon, özür diliyorum. Duamız için ve Kur'an tilaveti için hocamızı... أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم ألهكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا تعلمون كلا لا تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلهي يا ربي senin rızan için okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevaba evvela bizzatül asay-ı kainat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin aziz
ve mübarek ruhu şeriflerine hediyeledik sen hasıl eyle. Hazreti Adem'den Hazreti Peygamberimize kadar gelmiş geçmiş bütün peygamberanın zanı, Evliyaullah'ın sahabe-i kiramın, şehit ve şühedanın da ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. İlah ya Rabbi, şu anda kendisini saygı, rahmet ve hürmetle almış olduğumuz ve bizlerden hayırda bekleyen çok değerli büyüğümüz, kıymetli insan Hasan Şengel Beyefendi'ye özellikle hediyeledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in dua-i şerifin nuruyla kabrini pür nur, makamını cennet eyle. Taksiratını ve taksiratlarımızı affeyle. Şu anda ellerini açıp amin diyen kıymetli misafirlerimizin, cemaatimizin de bütün geçmişlerin de ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. Vatana, millete, dine, insanlığa hizmet eyleyen ve ahirete intikal eden devlet büyüklerimizin, isimleri şanlı tarihimize mal olmuş kahraman ecdadımızın, aziz şehitlerimizin, gazilerimizin, cumhuriyetimizin kurucusu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhlarına hediyeledik sen vasıl eyle. Amin diyen kardeşlerimizi her iki cihanda aziz ve bahtiyar eyle. Dualarımızı Kâbetullah ve Ravza-yı Resulullah'ta yapılan dualar cümlesine ilhak eyle. Sübhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Hasreten dualarımızın kabulü için merhum, değerli büyüğümüz, kıymetli insan Hasan Şengel Beyefendinin ruhunun şad olması için, bütün geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için ve Allah rızası için El Fatiha. Değerli misafirlerimiz, kıymetli cemaatimiz, Hasan Şengel Beyefendi her fani gibi o da ebedi aleme irtihal eyledi. Mekanı, makamı cennet olsun. Ruhu şad olsun. Değerli insan, kıymetli büyüğümüz Hasan Şengel Beyefendi'yi nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Nasıl bilirdiniz? Bilirdik. Hakkınızı helal eyleyiniz. Helal olsun. Hakkınızı helal eyleyiniz. Helal olsun. Hakkınızı helal eyleyiniz. Helal olsun. Hasan Şengel Beyefendinin ruhu için, bütün geçmişlerimizin ruhları için ve Allah rızası için El Fatiha. Hasan amcamız için düzenlemiş olduğumuz törenimiz burada son bulmuştur. Cenazesi Cebeci Asri Mezarlığı'nda ikindi namazını mütakip defnedilecektir. Oradaki camide kılınacak ikindi namazını mütakip defnedilecektir. Hepimizin başı sağ olsun. Taziyemiz burada lokalimizde olacaktır. Geliyor.
Tamam.